Merhaba arkadaşlar. Gülerçin Koleji'ne hoş geldiniz. Bu dersimizde madde elektrik ilişkisini, indirgenme ve yükseltgenme kavramlarını, redoks tepkimelerini öğreneceksiniz. Tüm maddeler elektriksel yapıya sahip taneciklerden oluşmuştur. Bu yapıdan dolayı elektrik enerjisi yardımıyla maddenin yapısında değişiklik yapılabildiği gibi kimyasal değişimler sonucu açığa çıkan enerji de elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjinin elektrik enerjisine, elektrik enerjisinin de kimyasal enerjiye dönüşümünü inceleyen bilim dalına elektrokimya denir. Elektrokimya günlük yaşantımızda akülerde, pillerde, kaplamacılıkta ve metallerin saflaştırılması gibi alanlarda kullanılır. Metallerde elektrik iletkenliği elektronların hareketiyle sağlanır. Metallerin elektrik akımını iletmeleri sırasında metalin yapısında bir değişiklik olmaz. Nötr bir atomda her zaman proton sayısı elektron sayısına eşittir. Elektron sayısı proton sayısından farklı olan atom gruplarına iyon denir. Eksi yüklü iyonlara anyon, artı yüklü iyonlara katyon adı verilir. Asitler, bazlar ve tuzlar gibi sudaki çözeltileri elektrik akımını ileten maddelere elektrolitik madde denir. Elektrolitik bir maddenin elektrik iletkenliği çözeltisindeki zıt yüklü iyonların hareketiyle gerçekleşir. Elektrin iletilmesi metallerde hareketli elektronlar tarafından, elektrolitik çözeltilerde serbest hareket edebilen iyonlar tarafından gerçekleştirilir. Sofra tuzu suda çözününce bu şekilde iyonlarına ayrışır. Bu tepkime de sodyum, katyon, klor iyonları, anyondur. Bir atomun bileşiklerinde sahip olduğu pozitif ya da negatif yüke yükseltgenme basamağı, yükseltgenme sayısı ya da değerliği denir. İyonik bileşiklerde alınan ya da verilen elektron sayıları tarafından, kovalent bileşiklerde elementlerin elektronegatiflikleri tarafından belirlenir. Örneğin bir iyonik bileşik olan sodyum klorür Artı bir yüklü sodyum iyonu ve eksi bir yüklü klor iyonu tarafından oluşturulduğu için bu bileşikteki yükseltgenme basamakları sodyum için artı bir ve klor için eksi birdir. Diğer taraftan bir kovalent bileşik olan amonyağın yapısındaki hidrojen atomu ametallerle yaptığı bileşiklerde daima artı bir yükseltgenme basamağına sahip olduğundan bileşiğin nötr olabilmesi için azotun yükseltgenme basamağı eksi üç olacak. Yükseltgenme basamaklarının bulunması için aşağıda belirtilen kuralların çok iyi bilinmesi gerekir. Bir elementin doğadaki kararlı halinde değerli, ister atomik, isterse molekül halinde olsun, sıfırdır. Örnekler, hidrojen, oksijen, azot gibi. Tek atomlu bir iyonun değerliği o iyonun yüküne eşittir. Örneğin, alüminyum artı 3 için artı 3, klor eksi 1 için eksi 1, sodyum artı 1 için artı 1. Bir bileşikte atomların değerlikleri toplamı sıfırdır. Bu sayede bileşik içinde değerliği bilinmeyen elementin değerliği bulunabilir. Örneğin hidrojen nitrat bileşiğinde hidrojen atomu artı bir, oksijen atomu eksi iki değerlikli olduğundan azot atomunun değerliği artı beş olarak bulunur. Çok atomlu yani poliatomik iyonlarda atomların değerlikleri toplamı iyonun yüküne eşittir. SO4-2 iyonunda oksijenin değerliği eksi 2'dir. 4 tane oksijen atomundan 8 yük gelir. Toplam yük 2 olduğundan x artı eksi 8 eşittir eksi 2'den kükürdün yükünü artı 6 olarak bulabiliriz. Periyodik cetvelin 1A grubunda yer alan alkali metaller bileşiklerinde artı 1, 2A grubunda yer alan toprak alkali metaller bileşiklerinde artı 2, 3A grubunda yer alan alüminyum metali artı 3 değerlik alır. Geçiş metallerinden olan çinko artı 2, gümüş ise artı 1 değerlik alır. Elektronegatifliği en büyük olan florun bileşiklerindeki değerliği her zaman eksi 1'dir. Hidrojenin alkali ve toprak alkali metallerle yaptığı hidrür bileşiklerinde değerliği eksi 1'dir. Bunun dışındaki bileşiklerinde de değerliği artı birdir. Oksijen birçok bileşiğinde eksi iki değerliklidir. Ancak flor ile artı iki değerli kalır. Peroksitlerde yani O2 eksi iki iyonunda her bir oksijen atomunun değerliği eksi birdir. Bu gördüğünüz örnekler peroksitlere örneklerdir. Bir tepkime sırasında bir maddeden diğer bir maddeye elektron transferi oluyorsa bu tür tepkimelere indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri ya da kısaca redoks tepkimeleri denir. Bir atom ya da iyonun elektron vermesi olayına yükseltgenme denir. Elektron kaybının olduğu yarı tepkimeye de yükseltgenme yarı tepkimesi denir. Yükseltgenme sırasında atom ya da iyonun değerliği verilen elektron sayısı kadar artar sayı doğrusunda sağa doğru değerliğin arttığını görebilirsiniz. Bu aşağıda görmüş olduğunuz e, yükseltgenme yarı tepkimesine bir örnek. Demir artı 2 iyonu bir elektron vererek demir artı 3 iyonuna yükselt gelmiştir. Bir atom ya da iyonun elektron alması olayına indirgenme denir. Elektron alındığını gösteren yarı tepkimeye de indirgenme yarı tepkimesi denir. Gördüğünüz gibi sayı doğrusunda değerliğin azaldığı yöne doğru indirgenme meydana gelir diyebiliriz. Aşağıda görmüş olduğunuz yarı tepkime e, indirgenme yarı tepkimesidir. 2H artı ionun, 2 elektron alarak H2 molekülüne dönüşmesi H indirgenmesi olarak ifade edilebilir. Elektron vererek değerliği artan maddeye yükseltgenen Elektron alarak değerliği azalan maddeye indirgenen madde denir. Bir madde yükseltgenmeden diğeri indirgenemeyeceği için yükseltgenen madde aynı zamanda indirgen ya da indirgeyen maddedir. Benzer mantıkla indirgenen madde de aynı zamanda yükseltgen ya da yükseltgeyendir. Sonuç olarak yükseltgenmeye uğrayan madde birlikte tepkimeye girdiği maddeyi indirgediği için indirgen, İndirgenmeye uğrayan madde birlikte tepkimeye girdiği maddeyi yükselttiği için yükseltgen olarak adlandırılır. Burada bir tepkime görüyoruz. Bu tepkimede çinko atomu 2 elektron vererek değerliği 2 artmıştır. Yükseltgenen maddedir. Bakır artı +2 iyonu ise bu 2 elektronu alarak değerliği azalmıştır. O da indirgenen madde olmuştur. Bakır artı 2'ye elektron vererek onun indirgenmesini sağladığı için çinko bir indirgen. Bakır artı 2 de elektronları alarak çinkonun yükseltgenmesini sağladığı için bir yükseltgendir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.